Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu arada bu ara ticaretin önündeyiz. Buraya motor almaya geldik. Şöyle alacağımız motoru da göstereyim size. Mondial şu kırmızı. Bunu aldık bakalım, evrakları falan tamamlanıyor. İşlemleri sürüyor. Bugün bununla beraber Şuğu'da gideceğiz bakalım. Binerek Şuğu'da götüreceğiz. Şu an Bolvedin'deyiz. Gideceğimiz yer uzaklık olarak 80 km. 80 km boyunca götüreceğiz bakalım. Bunu da sizlerle birlikte paylaşacağız. Evraklarımız falan şu anda doluyor. İşlemler sürüyor. Arkadaşlar şu an saat 5.30. Bakalım evraklarımız yetişirse yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu arada yetişmezse Şuhut'ta, yani gideceğimiz yerde ilçede çıkarttıracağız evraklarını. Yani bununla da 40-40, 50-50 artık gideceğiz ne kadar gidebilirsek. Çok fazla sıkıştırmada. Artık akşam da olmaya başladı zaten. Şu an saat 5.30 dediğim gibi. Bu arkadaşlar şöyle bu 50 cc'lik zaten. Size de göstereyim şu şekilde. Şöyle. Siyah rengi vardı, bir de kırmızı rengi vardı. Biz kırmızı rengini tercih ettik. Kırmızı rengi daha güzel olduğu için. Modeli şu SFC Mini 50cc. Bunu alırken yanında 110'luk kitinde, yani silindir, piston, üst kapak segmanlı. Onun da yanında zaten veriyorlar. 110 cc'ye çevirip kullanmayı düşünüyoruz bakalım. Saat kaçta orada oluruz bilmiyorum. Normalde arabayla giderken 1 saat 10 dakika falan sürüyor. Yani 110-120 civarında gittiğim zaman 1 saat 10 dakika sürüyor. Motorla 40-40 kaç dakika, kaç saat sürecek bilmiyorum yani. Bu arada kardeşimle beraber geldik. Arabayla geldik. Giderken o da arabayı kullanacak. Önden gidecek yavaş yavaş. Daha ben de onu takip edeceğim. Bu şekilde önlü arkalı gideceğiz. Arabamız sedan. Sedan olduğu için arabamıza tabi sığmıyor. Bu şekilde yavaş yavaş götüreceğiz bakalım giderken. Arkadaşlar motorumuz da bir maaşına basalımdır. Bismillahirrahmanirrahim. En daha henüz daha tam gaz da yemiyor. Yavaş yavaş alıştıracağız bakalım. Bunlar da far hiç sönmüyor biliyor musun? Uzun kısa. Aynen. Şey ya. Euro 5 ya. Yavaşlardan böyle. Kitinleri de çıkaralım arkadaşlar motoru. Şu taraflara var. Bir de ekrandakini çıkaralım. Ya Allah, ya Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Bir tane de şurada jelatinimiz var. Yolda giderken bunlar yanmasın. Abi evrağı aradım. Evet arkadaşlar, yola çıktık bakalım. Şu an dediğim gibi Bolvedin'deyiz. Buradan Konya yoluna çıkacağız. Konya yolundan Afyonkarahisar, Afyonkarahisar'dan da Şuhut'a gideceğiz. Yolumuz aşağı yukarı 80 km.
Arkadaşlar önde giden kardeşim arabada arabayı o kullanıyor. Yani motor sonuç olarak 50cc olunca şimdilik şöyle yan yana gidiyoruz bakalım. Yavaş yavaş gidiyoruz. Dedim hani ne olur ne olmaz temkinli olalım biraz dedim bir beraber gidelim. Ben dedim buralarda bırakma yani gideceğimiz yolda az değil motorda zaten yeni sıfır alındı. O yüzden şimdilik bakalım beraber şöyle gidiyoruz. Normalde 50cc'ler yürümüyor böyle, çekmiyor falan, gaz yemiyor, boğuluyor falan. Ama Allah'a şükür bizim motorumuzda öyle bir şey olmadı çok şükür. Yani hani çalıştırdık orada birazcık çalıştı şöyle 3-5 dakika falan bir. Ondan sonra motoru zaten yürümeye başladık. Yani yürütmeye başladık. Herhangi böyle boğulma, gaz yememe gibi bir şey olmadı yani. Normalde daha doğrusu ben gördüm, gördüğümü söyleyeyim sizlere. 50cc'lerde böyle hani çalıştırdık motoru biraz işte ısındı ısınmasını da falan da bekledik. Birinci vitese atıyoruz mesela gaz veriyoruz istop ediyor normalde öyle. Böyle birkaç tane 50cc falan teslim etmeye gitmiştik nakliye işleri yaparken. Normalde o şekildeydi yani vites atıyorduk birinci vitese gaz veriyorduk istop ediyordu yani motor çekmiyordu boğulup istop ediyordu o şekildeydi. Ama çok şükür ne hikmetse bizim motorumuzda öyle bir durum olmadı. Gidiyor bakalım, yürüyor şimdilik çok şükür. Biraz önce de zaten Opet'e girdik. Opet'ten benzinimizi de fullledik. Şöyle benzinimiz de full şu anda. Şöyle bakalım, tıngır mıngır, fıtı 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 gidiyoruz bakalım. Yani şu anda yarım gazla falan götürüyorum motoru. Yarım gazla sürüyorum. Korlamız falan çalışıyor aktif. Zaten orada da bakmıştık. Şu anda 8 kilometrede motorumuz toplam. Dört vitesli zaten. Onları biliyorsunuzdur. Vallahi yani iyi ya. Fena değil yani. Hani. Vallahi ben motorda normalde birkaç motor teslim ettiğim için biliyorum hani böyle yani yürümüyordu falan çekmiyordu. Böyle sıkıntılar, problemler vardı. Çok şükür öyle şeyler yok yani. Şöyle yardıra yardıra gidiyoruz bakalım. Geçemedik, sollayamadık. Olmadı. Orada bir gaz kestik. Gaz kesince motor tabi 50cc bir de daha yeni sıfır. Motoru gücü gitti yani. Ama yine de süper, harika. Sevdim yani.
ve birazcık gazımızı kısalım. Gidiyoruz dayı. Yarım gazda 50. %60 gazından 50 falan yapıyor. Lastik havalar... Ha? Dinlensin mi devam? Dinlensin biraz bir. Biraz dinlensin. Bir 10 dakika dinlensin.
Bir de lastik havalarına falan da bir bakalım. Şöyle bir genel kontrol yapalım. Kaçak patlak falan. Allah'ım teknoloji bak, radyo var orada. Bende yok mu lan? Da böyle hafiften bir rampa var ama yani hızımızı alamadığımız için 3'e düşürüyor vites. Böyle sıkıştırmadan yavaş 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 gideceğiz artık. Arkadaşlar şurada ileride benzinlik var. Orada bir lastiğe hava basacağım. Ön lastiğe. Havası az.
Yani 50 cc bu. Acele etmeyeceğim bunu. Acele ettim olmaz. 50'lik. Tabii ön lastiğimize hava basalım. 32 diyor bize. 32 yeter herhalde. Bayağı inmiş çünkü bu lastik. Hava 5 falan diyor. 23 oldu. Evet, şu hava yeterli. Tamamdır. 25 falan bastık. Gayet güzel. Yolumuza devam edelim. Tamam, arka lastiğimizin havası zaten iyiydi. Yavaş yavaş gidelim, hiç acele etmez. Aceleye gerek yok. 50 cc bu. Kontağımızı açalım. Aşmadan marş basamayız. Dayı da bize ne baktı öyle be. Ellilik bu dayı ya. Ellilik anca yürüyoruz. Neye baktın ki? Aynalarımız falan iyi, arkamızı gösteriyor, tamamdır. Şu uzun, şu kısa. Kısa da gidelim. Haydi bakalım. Fena değil. Rampa aşağı iyi de. Rampa yukarı sıkıntı. Çaydayız arkadaşlar. Çayın çevre yolunda gidiyoruz bakalım. Birazdan da zaten çayı çıkacağız. Yol üstünde böyle balıkçılar falan var bu arada. Balık yapanlar, pişiren yerler var. Buralarda bayağı meşhur bu işler. Nereden baksanız yani böyle yol üzerinde herhalde bir 7-8 tane vardır. Sadece girişte, bir de geliş tarafında da var tabi. Yani buralardan bir balık yiyebilirsiniz, durup mola verebilirsiniz. Çorbacılar falan da var yolda, sulu yemek yapanlar da var. Tırcı abilerimiz falan oraya girer durur. Orada mola verir. Oralarda siz de durup mola verirsiniz yani. Mola verilebilecek en güzel yerlerden biridir Çay. Afyon'da ilçe olarak.
taraftan da aynaya bakıyorum. Kardeşim henüz gelemedi daha. Benzinlikteyken durmuştuk ben onunla beraber. Daha gelemedi, bir taraftan da ona bakıyorum. Böyle yol üstünde imalatçılar falan var bu arada. Durup sucuk falan da alabiliyorsunuz buralarda. İyiymiş ya bu, iyi ya, fena değil. Ya gün batımına eşliğinde de gidiyoruz bu arada. Çok da güzel gün batımı var. Rampada olduğunu hemen belli etti zaten. Rampa olduğunu belli etti. Üst taraftan da Antalya'ya gidiliyor arkadaşlar bu arada. Buradan daha kestirme oluyor.
Arkadaşlar, kardeşim aramış. Onunla görüştüm telefonda. O biraz önce lastik havaları için zaten durmuştuk benzinlikte ya. Orada benim çıktığımı görmemiş. O orada bekliyormuş hala da. Yani ben bir nereden baksanız bir 10-12 kilometre falan geldim. O hala daha oradaymış. Onunla görüştüm telefonda, dedim ben yoldayım, dedim gel. O da geliyor bakalım yolda. Arkamızdaymış. Arkamızda kalmış daha doğrusu. Gün batımı eşliğinde gidiyoruz bakalım ufaktan ufaktan. Sen olayı vallahi ileriden doğru solladı beni be. Adamsın lan sen.
arkadaşlar, burada böyle bir göl var bu arada. İçerisinde balıklar falan var, çok güzel. Restoran var, futbol sahası var, basketbol sahası var. Çok güzel bir yer bu arada. Daha önce buraya bir eşimle gelmiştik. Ben de oradan biliyorum. Ya 60 falan gidiyoruz şu an. %80 gaz veriyorum bu arada. %70, %80. Gidiyoruz, fena değil. 50 cc ile. Yani 80 km'de aslında bu motor için uzun bir yol oluyor yani. Uzun yol sayılır. Yani şehir içi değil bu, 2 km, 1 km böyle bir yerlere gitmiyoruz yani sonuç olarak. Bu motor için uzun yol alıyor aslında. Aynamızı da ayarlayalım. Aynamız da iyi, fena değil. Gökyüzünü göstermesi. Çok şükür, bakalım gidiyoruz şimdi. Motorumuzu alalı 33 km olmuş. Daha yolun yarısında bile değiliz. Kaskım biraz bol geliyor bana. Kafam mı küçüldü ne oldu?
Arkadaşlar bu arada ben de bir motorcu sayılırım, yani eski motorcu sayılırım. Eskiden bayağı motorlarım oldu. Tabi bunları kaydına çekip size gösterme gibi şansım olmadı. Yani öyle bir fikir de gelmedi nedense aklıma. Ama eski motorlarımla Ege turu yaptım, Akdeniz turu yaptım. Eskişehir tarafları, Gazgöl tarafları, bayağı birçok yeri gezdim. Ben de yani normalde aktif olarak motor kullanan birisiydim önce de. Son bir iki senedir galiba. Evet, iki sene. İki senedir falan motorum yok, motor kullanmıyorum. Arabam var. Arabayla işlerimi hallediyorum, görüyorum falan. Araba kullanmayı da seviyorum bu arada. Ama yani sonuç olarak ben de bir eski motorcu sayılırım. Yani o yüzden hani motorum hangi hızlarda gitmemiz gerek, ne yapmamız gerek çoğu şeyini biliyorum. Rodacıdır bunu ve diğer şeyleridir. Çoğu şeyine hakimim. Kendim zaten motor ustasıyım. Bahçe makinaları tamiri ve bakımını yapıyoruz, servisini yapıyoruz, iş yerim var. Yani 50'lik. Biraz üstüne falan yatsak mı dedim de yok yani. Ya ne yaparsan yap hepsi bu işte. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Işıklardayız. Işıklar Belediyesi'ndeyiz. Bakalım devam ediyoruz yola. Hava bir tık serinlemeye başladı. Yani biz tabi motorcu olduğumuz için böyle şeylere falan alışkınız, biliyoruz böyle şeyler olacağını. O yüzden kendime montumu aldım zaten. Kalın montumu. Büyük olan montumu aldım. Zaten kaskım da var. Devam ediyoruz bakalım. Yolu yarıladık sayılır. Aynen yarıladık. İleride bir Kadıköy var. Kadıköy'de zaten kardeşim orada bekliyor. Kadıköy'de de mola vereceğiz. 15-20 dakika motor soğuması için. Ondan sonra bir de Şodum rampaları var. Rampalarına çıkmaya başlamadan önce, yani rampalardan önce bir mola veririz. Ondan sonra da zaten Şodum'da yani evimize varmış oluruz. Geldim be. Nasıl? İyi lan, gidiyor. Fena değil. Bir de daha durdum yolda, bir telefon çaldı bir daha. Telefon görüşmesi yaptım.